Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu haftalar diliyoruz. Yeni haftayı karşılarken hepimizin merak ettiği konulardan biri de yatırımcıyı bekleyen ne gibi toplantılar, ne gibi kararlar var? Finans analisti İslam Memiş bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi haftalar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Paranın Şifresi programında bu haftada yatırımcılar dikkatle bizleri izleyecekler. Zira onları çok yakından ilgilendiren iki toplantı var. Hem Merkez Bankası hem de Amerikan Merkez Bankası Fed'den faiz kararlarını bekleyeceğiz bu hafta. Peki tahminlerin ne yönde? Hemen sizden alalım. Kritik ve önemli bir haftaya girdik. Avrupa tarafına enflasyon verisini bugün bakacağız. Çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası Fed faiz kararını açıklayacak. Perşembe günü de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Her iki Merkez Bankası'ndan da faiz değişikliği beklemiyorum. Piyasaların genel beklentisi de bu yönde zaten. Bir sürpriz şu anda beklenmiyor. Ancak çarşamba gününe kadar olan piyasayla çarşamba gününden sonra olan piyasa farklı. O yüzden çarşamba gününe kadar ne avantajımız var, çarşambandan sonra ne dezavantajımız var. Yatırımcısı bunu göz önünde bulundurması lazım. Bu haftanın özelinde çarşamba gününe kadar dolar endeksinde bir toparlanma, güçlü bir duruş, dolar karşısındaki varlıklarda da yatay veya geri çekilme, büyük ihtimalle geri çekilme tekrar devam eder bu hafta. Nedir dolar karşısındaki varlıklar? Ons altın, ons gümüş, euro dolar, sterlin dolar. İşte bu tarafta çarşamba gününe kadar bir geri çekilme. Bu ne demek oluyor? Elinde dolar bulunduran yatırımcısının parite üzerinden sterlin, parite üzerinden euro, parite üzerinden altın, parite üzerinden gümüş almak için uygun bir fırsat yakaladığını söyleyebilirim. Dolardan çıkış için, parite üzerinden işlem yapmak için çarşamba gününe kadar olan vakti iyi değerlendirmek lazım. Peki ne olacak çarşamba gününden sonra? Bu sefer Fed muhtemelen pas geçecek, faizlere dokunmayacak ama Haziran ayından itibaren faiz indirimlerinin süresinin piyasalar tarafından fiyatlanacağını, dolar endeksinin tekrar gerileyeceğini, dolar karşısındaki varlıkların o yükselişlerinde kaldıkları yerden tekrar devam edeceğini göreceğiz. Dolayısıyla da TL bazlı işlem yapan yatırımcısının da çarşamba gününe kadar yine bu fırsatları değerlendirmesi lazım. Ons altın tarafında yaşanan geri çekilme gram altında hissedilir. Ons gümüş tarafında geri çekilme ons gümüş gram fiyatında hissedilir falan. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Tekrar trend yukarı genel itibariyle. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararında bir değişiklik beklemiyorum. Yurt dışından sürekli böyle Türkiye'yi gazlayan haberler gelmeye devam ediyor. Sürekli bir gaz, sürekli bir coşku. İşte kredi notunu artıracağız. Faizleri %45'e getirdiniz. Anca birisi çıktı da faiz artırdı. Anca birisi çıktı yani düşün. Bundan sonraki süreçlerde bir bakacaksınız. Tekrar bir faiz artırma yıl boyunca gelmeye devam edecek. Ama arkasındaki enkaza bakacağız. Fakirleşmiş bir toplum, sancılıyı iliklerine kadar hissetmiş bir toplum. Neymiş? Kredi notumuz artmış, büyüme rakamlarımız şey olmuş, cari açımı şöyle olmuş, ihracat tarafında rekor kurmuş. Sonuç, yani sonuç ne oldu? Yine o işte büyüyoruz, kredi notumuz artıyor falan diye diye maalesef alım gücü her geçen gün azalacak. Şimdi hazır gaz veriyorlar ya şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na. İşte notunuz artacak, iyi gidiyorsunuz, aferin size çocuklar falan filan. Muhtemelen bu gazla tekrar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir 500 bas puanlık tekrar bir faiz artırımı yapabilir ve %50'ye çıkarır faizi. Ama ne zaman yapar bunu? Mayıs ya da Haziran toplantısında. İlk önce bir seçimleri görelim. Seçimleri gördükten sonra bir hamle yaparız. Şimdi genel seçimler bitti. Yerel seçimler geldi. Yerel seçimlerde de aldığımız kadar alalım. Nasıl olsa tablo ortada, meydanda. Yani kaybedeceğimiz bir şey de yok. Her şey cepte. Artık gönül rahatlığıyla faiz artırabiliriz. Niye? Siyasi konjonktürde risk yok çünkü. Yani risk attık. Dolayısıyla bir Mayıs-Haziran gibi tekrar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir faiz artım sürecini değerlendirebilir. Ancak şimdi geçtiğimiz haftalarda Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de şöyle bir açıklama yapmıştı. İşte Merkez Bankası yeterince sıkılaştırma yaptığına inanıyor.
Yani biz de buna inanıyoruz falan diye bir açıklama yapmıştı. Yani bu faiz artımlarının kapısını aslında bir noktada kapatmıştı. Şimdi Sayın Şimşek yine hem döviz tarafında hem altın tarafında yükselişlerin olmayacağı ve döviz ve altına yatırım yapanları anlamadığını da sık sık beyan ediyor. Şimdi bakacağız. Yani yıl sonu geldiği zaman kalem kağıdı alacağız, hesaplayacağız. Şu tarihte alanlar ne kadar, şu bu tarihte alanlar ne kadar. Yani gerekirse müdahale ederiz. Yükselmeyecek, böyle bir şeye inanmayın falan açıklamalar yapıyor. Bir tarafta döviz yükselmeyecek, altın yükselmeyecek, bir tarafta faiz artırmayacağız diye bir iddiada bulundu. Dolayısıyla bu iddialar gerçekleşecek mi? Haziran ayından sonra net bir şekilde görmüş olacağız. Ama işte piyasalarda genel beklentiye baktığımız zaman da evet yani Merkez Bankası bir faiz artırımı yapacak ve bu faiz artırımları da son kez olacak diye bir düşünce var. Ama %45'e kadar yükseldiği zaman eski başkan Gaye Hanım %45'i yükselttiği zaman şöyle bir cümle kullanmıştı ve bunu yabancı yatırımcılar için kullanmıştı. Yani Türk lirasına geçişin vakit geldi. Bu ne demek oluyor? Biz görevimizi yaptık, %45'i yükselttik. Bundan sonra faiz artımı yok. Yani şunu demek istiyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ve faizden sonraki süreçler piyasalarda daha çok tartışılır hale gelecektir. Ve daha çok önemli olacaktır. Bakın bugüne kadar kararlar hiç önemsenmedi. Ama şimdi ekstra bir tartışma yıl sonuna kadar veya tekrar faiz artına kadar tekrar piyasalarda bir tartışma söz konusu olabilir diye düşünüyorum.